Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Bilgiyi kullanabilme yeteneğini ölçen süper sağlam bir soru çözeceğiz. Ve size burada iki tane yol göstereceğim arkadaşlar. Bunlardan ilki hemen hemen herkesin gideceği bir çözüm yoldur diye tahmin ediyorum. İkincisi ise efsane bir çözüm olacak ve buna çok dikkat edin diyorum. Çünkü arkadaşlar saniyeler içerisinde sizi sonuca götürecek bir çözüm. Ne diyor soruda? D noktası ABC üçgenin dış D çemberinin merkezi. İşte sorunun başlangıcı, çıkışı, her şeyi bu cümle arkadaşlar. Ve 45 derecelik açı var. 9'a 7 üzerine gösterilmiş AD uzunluğunu istiyor bizden. Peki ilk hareketimiz, ilk hamlemiz ne olacak? Diyeceğiz ki madem D noktası ABC üçgenin dış D çemberinin merkezi, o halde bu noktaya ABC üçgenin köşelerinden gelenlerin ne olması gerekli? Dış açı ortay olması gerekli. Yani A köşesinden D'ye gelenin ve B köşesinden de D'ye gelenin dış açı ortay olması gerekli. Bunun için de arkadaşlar şöyle BC'yi uzatıyorum. Ve aynı zamanda da AC'yi uzatarak bunların açı ortay olduğunu gösteriyoruz. Tamam, burası halloldu. Peki, şimdi ikinci bilgi. Şöyle dikkatle bakın. İki tane açı ortayın kesiştiği noktadan üçüncü köşeyle birleştirildiğinde bu da bir açı ortay oluyordu. Bunu da hemen gösterdikten sonra arkadaşlar bakın açı ortay meselesindeki en önemli iç içe geçmiş bilgiler var sorunun içerisinde. Şu anda tekrar soruya bakıyorsunuz. Üçüncü bir bilgi gelecek. Hatta şöyle diyebilirsiniz. Hocam ABC üçgeninde madem CK bir iç açı ortay, o halde hemen iç açı ortay teoremini değerlendirelim. Evet, değerlendireceğiz arkadaşlar. Yani diyeceğiz ki 9'a 9K geliyorsa eğer 7'ye de o halde 7K gelmeli. Şimdi asıl bilgi bakın burada. Arkadaşlar net görebilmeniz için ben not düşeceğim. Şuraya bir üçgen çiziyorum. Ve bu üçgende şöyle açı ortayları gösterelim. Bir de buradan gelsin. Harflendirmelerimizi yapalım. Burası A noktası, şurası D noktası. Sonra C noktası ve B noktası. C'den gelen iç açı ortaydı. A'dan da gelen dış açı ortaydı. İşte bilgi burada arkadaşlar. ABC üçgeninde bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın kesiştiği yerdeki açı üçüncü açının nesiydi? Yarısına eşitti. Yani bize burada 45 derecelik açı vermiş. O halde üçüncü açımız olan B açısının bunun iki katından ne olması gerekli? 90 derece olması gerekli diyerek dikliği gösteriyoruz. Yani ABC üçgeni bir dik üçgen oldu. O halde burada da dikliği belirtiyorum. Bundan sonra arkadaşlar artık yürüyebiliriz işlem. Yani dik üçgende ne yaparız? Pisagor yaparak buradaki K değerini buluruz. O halde Pisagor yapalım. AB kenarı 16, 16'nın karesi 256 artı diyorum 7K'nın karesi 49K kare eşittir 9K'nın karesi 81K kare. İşleme devam. 256 çıkartırsam buradan 32K kareye eşit olur. Ve arkadaşlar k kare 8'e eşit geliyor. Dolayısıyla da k da buradan 2 kök 2 oluyor. Bu durumda da 9k artık 18 kök 2'dir. 7k da 14 kök 2'ye eşit olur. Tamam. Peki bundan sonra bizden istemiş olduğu AD kenarına dikkat diyorum. Arkadaşlar bir de 45 derece var. Ne diyorsunuz? Hocam 45'in karşısına hemen bir dik indirelim diyorsunuz. İndirdik. İkizkenar dik üçgen oluştu. Kenarlara ben A'ya A diyeceğim. O halde AD uzunluğu da A kök 2 eşit olacak. Arkadaşlar dikkat bakın. ATK üçgeni ile KBC üçgeni içini de sarıyla boyadım şu anda. Ne oldu bu üçgenler? İki tane dik üçgen benzer üçgenler oldu. Açılarını da yerleştirelim üzerine. Şuraya ben alfa demiş olsam burası da beta olsun diyorum. Ve tersten beta 90 o halde alfa. Artık benzerlik kurabiliriz ama arkadaşlar öncelikle burada bakın KBC üçgeninde şu 90'ın karşısındaki kenarı bulmamız gerekli. Çünkü diğer üçgende de 90'ın karşısı belli sadece 9 birim vermiş. KBC üçgeninde bir Pisagor yaparsak eğer 7'nin karesi 49 artı 14 kök 2'nin karesi diyorum. 196 ile 2'yi çarpacağız. O da 392 gelir. Şimdi topladığımızda ne oluyor arkadaşlar? 9, 2, 11, 13, 14 ve 4. 441 oldu. 441'in karekökünü aldığımızda da bu da 21'e eşit gelir. Demek ki KC uzunluğu 21'miş. Ve benzerle geçelim şimdi. ATK küçük üçgenden başlıyorum ben. Beta'nın karşısı A'ya eşitken burada diğer üçgende beta'nın karşısı 14 kök 2.
Devam diyorum. 90'ın karşısı ATK üçgeninde 9 birime eşit ve 90'ın karşısı diğer üçgende 21 bulmuştuk. Gidenleri gönderelim. 9'u 3'e böldük, 21'i 3'e böldük 7. 7 ile de 14 sadeleşti 2 ve buradan da A değeri 6 kök 2 oldu. A 6 kök 2 ise kök 2 ile bir daha çarparsak arkadaşlar istenilen cevap 12 olur. Yani C şıkkı bulunur. Bu birinci yolumuzda biraz işlem var. Bunu özellikle gösterdim arkadaşlar. Ne dedim başta? İkinci yola dikkat edin. Şimdi ben bunların hepsini sileceğim arkadaşlar. Şöyle temizleyelim. Tamamıyla ve ikinci yolumuza geçelim. Şurayı da sileyim. Tamam. Açıortayları göstererek şöyle başlayalım. A'dan D'den gelenler açıortaydı. Sonra arkadaşlar şu açının 90 derece olduğunu bulmuştuk. Bunlar şöyle açıortay olduğunu tekrar bir daha gösteriyorum. Ve evet 90 derece olduğuna göre 45'e 45 diye ayrılır. Bu bilgileri kullandıktan sonra bizden istemiş olduğu AD uzunluğuna şöyle bir yoğunlaşalım. Üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Bakın tamam mı? Bu açılara da alfaya alfa diyelim. Açılara çok dikkat çünkü çözüm oradan gelecek. Açıları takip ettiğiniz anda arkadaşlar bakın takip edelim. Alfa 45. Nerede? ADK üçgeni. Peki başka alfa 45 var mı? Tabii ki var. Nerede? ADB üçgeni. Alfa ve 45. O halde arkadaşlar ADK üçgeni ile ADB üçgeni ikişer açıları eşit olduğuna göre üçüncü açılar da birbirine eşit olur ve bu üçgenler birbirine nedir? Benzerdir. Yani alfa 45 ADK üçgeninde şu açıya da ben çift çizgili beta açısı dersem eğer ADB üçgene dönüyorum. Üçüncü açımız bakın bunun tamamı yani beta demiştik çift çizgili açı. Bundan sonrası soru bitti. Benzerliği kuruyoruz. ADK üçgeninde 45'in karşısı 9. Diğer üçgende 45'in karşısı olan AD uzunluğuna x diyelim ve devam. Tekrar ADK'ya döndük. Beta'nın karşısı arkadaşlar bu üçgende x kadarken diğer üçgende beta'nın karşısı 16'ya eşit. O halde x kare 9 çarpı 16 ve x de buradan 3 çarpı 4'ten 12 gelir. Doğru cevap 12 olur der. C şıkkını sahneler içerisinde işaretlersiniz. Şöyle bir yıldız koyacağım. Bu çözüme bir daha söylüyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Açılar varsa unutmayın. Açıları takip. Açıları takip sonucunda bunu defalarca söylemişimdir. Ya benzerlik gelir veyahut da ne gelir? Siz söyleyin. İkiz kenar üçgen gelir. Burada benzerlik geldi arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir çözüm olmuştur. O halde herkese yeniden iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.